Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2023'ün bu son ayında bakalım gökyüzünde neler var? Evet, Yay burcunda bir yeni ay olacak. Yengeç burcundaysa bir dolunay var. Merkür retrosu başlıyor. Ay boyunca Mars Yay burcunda hareket edecek. Evet, şimdi detaylara bakalım sevgili yengeçler. Güneş ayın 22'sine kadar Yay burcunda olacak. 6. evinizde ilerleyecek. Mars bu alanda biraz meşgul olduğunuz, günlük hayatınızın, iş temponuzun öne çıktığı bir ay. Bazılarınız sağlık konularında hassas olabilir, özellikle Kasım ayının sonlarından itibaren. Genel sağlığınız, sizin ya da yakınlarınız, belki evcil hayvanlarınız, hani bu alanlarda sağlık, hijyen, kişisel bakım, beslenme, günlük yaşam, rutinler, alışkanlıklar ve benzeri alanda biraz daha fazla çaba gösteriyorsunuz. Bazı sorunları düzeltmeye çalışıyorsunuz. İşte Aralık ayı da bu enerjilerle başlayabilir. Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesi 1 Aralık'tan itibaren doğru kişilerle daha rahat temas edebilmenizi sağlayabilir. Yani örneğin bir sağlık konusuysa size yardımcı olabilecek, yol gösterebilecek doğru bir doktor. İşte günlük hayatınızda işlerle ilgili hizmet alabileceğiniz bir danışman, avukat, muhasebeci ve benzeri. Hani bunları daha rahat bulabilirsiniz. Özellikle ayın ilk yarısını iyi değerlendirmeye çalışın. Çünkü günlük hayatınızdaki bir yoğunluk biraz desteğe ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor. Ayın 13'ünde 20 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. Yine 6. ev yeni ayı olduğu için tabii ki yeni bir aşama, yeni bir adım, yeni bir başlangıç getirebilir. Çalışmayan yengeçler için belki bir iş. Çalışanlar için de yeni bir iş düzeni ya da çalışma arkadaşlarınızda, işte çalışma ortamınızda bir değişim. Belki bir asistan, bir yardımcı ve benzeri bir konu. İşle ilgili bir eğitime gidebilirsiniz. Hani kendi becerilerinizi arttıracak, kendinizi geliştirecek eğitimler. İşle ilgili bir seyahatiniz olabilir. Yine bu ay, özellikle yeni ayla birlikte bu gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda İkizler, Başak, Yay ya da Balık. Bu burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için etkileri daha önemli olacaktır. Ve tabii ki ay genelinde lütfen sağlığınıza özen gösterin. Çünkü ay boyunca Mars burada, ay boyunca sağlık konularında hassas olabileceğinizi işaret ediyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız lazım. Solunum yollarınızın, özellikle solunum yolları rahatsızlıklarına karşı hassas olabileceğinizi unutmayın. İşte biraz daha böyle sinirsel gerginlikler, psikosomatik sorunlar, eğer yatkınlığınız varsa, kronik sorunlarınız varsa ayın genelinde zaman zaman hassasiyetiniz artabilir. Beslenmenize, sporunuza, dinlenmenize, her türlü konuya bu ay daha fazla özen göstermenizde fayda var. Ayın 13'ünde Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. O yüzden bir önemli konu, bir imza atılması gereken bir konu, bir sözleşme, bir anlaşma işiniz varsa ayın 13'üne kadar bunu tamamlamaya çalışın. 13'ünden sonra bu tür konulara temkinli yaklaşıyoruz. Evet, daha önceden hazırlıkları yapılmış, incelenmiş konularda devam edebiliriz ama yeni bir konuda, hani bir teklif aldınız, işte bir anlaşma ya da bir ticari girişim, hani buralarda dikkat ediyoruz. 23'ünden itibaren ise Merkür Yay'da gerileyecek. Yani Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Bu günlük hayatınızda biraz aksaklıklar getirebilir. İşte iletişim cihazlarınızda sorunlar çıkabilir. Özellikle seyahat planlarınız gecikebilir. Eğitim işleriyle ilgileniyorsanız burada biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Kullandığınız işte internette sorunlar, telefondur, bilgisayardır, buralarda problemler, iş temponuzu biraz geciktirebilir. Yavaşlamalar olabilir. O yüzden şartları da çok zorlamamakta fayda var, daha esnek olmakta fayda var ve tabii ki sağlıkla ilgili eğer ihmal ettiğiniz konular varsa, örneğin hani Kasım ayının sonlarında bir gribal bir durum yaşadınız, bir enfeksiyon yaşadınız, bunun çok üzerinde durmadınız, bu sefer Merkür retrosu bu sorunu daha büyüterek karşınıza çıkarabilir. O yüzden sağlık konularında ihmalkar olmamak gerekiyor. Ayın 22'sinde Güneş Oğlak burcuna geçecek. Artık ilişkiler evinizi daha fazla güneş aydınlatmaya başlıyor ve tabii ki sizin için yılın en önemli zamanı 27 Aralık'ta Yengeç burcunda
bir dolunay var burcunuzda. 4 derece yengeç burcunda. Her yıl burcumuzda bir yeni ay var, bir dolunay var. İşte sizin dolunayınız 27 Aralık'ta. Ama 2023 sizin için enteresan bir yıl. Çünkü Ocak ayında da yine yengeç burcu dolunayı yaşamıştık. Aslında bu yıl burcunuzda 2 tane dolunay meydana geliyor sevgili yengeçler. Şimdi bu dolunay tabii ki kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa, yani 0 ile 8 derece arasıysa, sizin için çok daha etkili olacaktır, önemli olacaktır. Dolunay bir farkındalık dönemi, herhangi bir girişiminizin sonuç vermesi, hayatınızda bir şeylerin netleşmesi ve sizin tabii ki başkaları tarafından fark edileceğiniz, dikkat çekeceğiniz bir süreç olabilir. Jüpiter'le güzel bir açısı var. O nedenle aslında içinde kısmetlerin de olduğu, şanslı da bir dolunay. Bu dolunay özellikle arkadaşlardan, sosyal çevrenizden size maddi manevi kazançlar getirebilir. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. İş konularında bu bir size başarı, bir ödül de getirebilir. İşte terfi etmek olabilir, kazançlarınızda artış olabilir. Özellikle para konularında daha şanslı, daha kısmetli olacağınızı unutmayın bu dolunayda. Ayın son günleri 26 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık Güneş-Jüpiter üçgeninin de devreye girmesi dolunay enerjileriyle beraber size güzel haberler, güzel başarılar getirebilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.